Pes. Evet. Seninle devam edelim. O benim Betül. Bu arada. Betül'le devam etmek istiyorum. Betül, önce yorumlarını alalım, ardından da puanını görelim canım. Yani ev benim tarzım değil. Kusura bakmayın, evim çok gülesi. Ne alaka? Neye güldün? Atışmaları çok tatlı. Çok bir gülesim geldi, kendimi tutamadım. Neyse, böyle arada gülmek güzeldir, iyidir, iyidir. Ha? Güzel mi atıştılar? Çok hoşuna bir de şey gitti? Böyle hep bir... Herkes o kadar ciddi ki... Ben güler yüzlüyüm ya, fazla ciddiyete gelemedim. Öyle mi? Azıcık bir neşemiz açılsın. Ha. Katılıyor musunuz? Katılıyorum şu an. Hadi gülün o dünden zaman. Dünden sonra bugün biraz gülebiliriz. Açılmış, bence evet. De. Çünkü evet, ben bu eve çok güldüm. Kübra'cığım, sana birazdan döneceğim. Sana iki çift sözüm var. Tamam. İçinde ukde kalacak evet. Yok yok. Ben tekrar başlayayım o zaman. Münevvere göre daha az bir misafirperverlik gördüm ben burada. Belki dün bana fazla geldi o. Yani daha azdı. Evin hakkında konuşacak olursam şeyizin çok çok fazlaydı ve çok değişikti yani. Arkadaşlara katılıyorum, hazır nevresimi ben de koyabilirim onda. Hiçbir şey, herkes koyabilir onu. O yalnız kutu halindeydi. Yani kutu fark şeklinde ben de olabilir yani. Ben nevresim koydum. O benim çeyizimin içinde ne varsa ben size koydum. Ben hazır seccadeydi yani. Bence olması çeyizi gereken... Seccade zaten dantelli bir şey değil ki, hazır zaten. Seccadeyi ne yapabilirsin yani sen? Yani seccadeyi normal hani işlerler o şekilde görürse genelde çeyizde. İşleme seccadelerim vardı. Tamam, karıştırmadınız tamam, ki. Tamam, hayır, ya benim evimi siz karıştırmadınız ben ki. Ben onu gördüm. Beni dinlemiyorsun ki. Hayır, sen beni dinlemiyorsun. Sen dinlemiyorsun. Beni sen benim neyimi gördün ki? Hazır seccademi görmüş, nevresimi mi? Evet, hazır. Orada 1000 tane işlenmiş senin ürün vardı. Beni dinleyecek misin? Evet, dinliyorum. Söyle. Senin çeyizinde evet seccade var işlenmiş. Ama diyorum ki hazır seccade de var. Bana göre saçmaydı. Ya çeyiz dediğin illa böyle ilmek ilmek oyulmuş bir aynen şeyler mi? Evet. Benim çeyizimce o geliyor. Tamam, ben senin çeyizinde böyle ama her şeyinde dantel bekliyorum. Tamam, her şeyin en ince ayrıntısı. Tamam. O havlunun bile tamamını dantel bekliyorum. Tamam, hazır olarak hiçbir şey görmek istemiyorum. Hamidi iple öl olur mu? Evet. Göster. Siz öyle bak, istiyorsunuz. Battaniyeyi de göstereceğim sana. Dantelsizi bende var. Direkt bakalım yatak örtüsü. Tamam canım, o battaniye de bu yatak örtüsü. Ben diyorum ki senin battaniyenin kenarındaki hazır. Yani el işlemesi değil. Tutup tamam, onu sen bana çeyizim diye, yatak örtüm diye gösteremezsin. Ne alaka canım benim, ne alaka ya? İlla böyle işlenmiş bir şey. Oraya da mı sen? Senin galiba evinin tamamı dantel falan. O yüzden benim aklım oraya gitti. Yarın özellikle dikkat edeceğim. Tamam, dikkat et o zaman. Edeceğim. Evini de yani çok benim tarzım değil. O yüzden hoşuma gitmedi. Çok avantgard sevmiyorum. Yani çok yani ağır yani. Burada duramıyorum ben. Beni sürekli basıyor yani. Çok ağır. Yani sen bu evde nasıl yaşayabiliyorsun onu da anlamıyorum. Çok da güzel yaşıyorum. Yani ben... Televizyon ünitene bile hiç sevemedim. Sanki orada ayna mı var, televizyon mu var? Çok saçma. Ne boyu bir kere yani çok ya anlamsız. Alışmışsınız ya. Altta şöyle minicik bir tane komodin televizyon altı. Plazma böyle monta değil mi? Ya da bir iğrenç bir şekilde TV, L şeklinde ünite. Ya böyle ev mi olur ya? Burası gelin evi ya. Ben buna yani bu şekilde katıldım. Ve rakiplerimi asla böyle beklemiyordum. Mı? Asla böyle beklemiyordum. Ya onun, bence aynı yani yerek. Yani beklentim çok ben yüksek için değil mi yani? Ayna tatlım benim. O televizyon şey paneli ya. Ya bu kadar mı geri kaldınız bir şeylerden? Avantgard canım, onun amacı o zaten. Televizyon çerçeve panel. Yani, televizyon bu ya. Şey gibi olmuş. Konsol takımlarının hep aslan evet aynaları olur ya. Mesela ha, benim de var. Onun için almışlar. Onun için alıp... Ben burada her şeye emek verdim. Tamam mı? Herkes emek. Ama hiç mi bir şey? Ya de ki Ayçilen'cim ya. Ya şunu da çok beğendim. Yani deyin korkmayın beğendiğiniz ya. Beğendiğiniz bir şey var mı? Neyden evet korkmayın? Beğendiğimiz parçalar oldu. Ya tabii baktı ki beni zaten ama gördünüz. Sadece çeyiz değil. Genel olarak masası, düğünü var, albümü var. Evet. Çeyiz, kıda gecesi var. Bunları da unutmayın hanımlar. Bunlar da puanlara tabidir bakın. Aslanım. Düğünü, karşılaması, her şeyi. Yani efendim diyor ki bardağımla yemek takımım takım diyor. Yemek takımı 12 kişilik, evet, bardak takımı 6 kişi hatta 5 kişi mi takım demeliyim canım, yani? Takım, takım demek ne demek? Takım demek. Yani hepsi bir set halindeydi. Ben öyle İyi aldım. O zaman senin yemek takımının kâsesinden 9 tane mi var? Alt tabağında. Canım benim sen alıp beni anlamıyor musun? Ya algını kapatma, bir konuşuyoruz ya. Ben diyorum ki sana set halinde aldım. Hani setler satılıyor ya, hatta dedim ya süpürgemi aldım, fırınımı aldım. Set halinde satıldığında hani bir tabak takımı 12 set kişilikse genelde bardak takımı 12 kişilik satılıyor. Ama ben size ne dedim? Ne dedim? Var dedim, parçası var dedim. Ben 6 kişilik kullandım dedim. Masaya uygun olduğu için. Diğerini kullanmadım. Masaya uygun olduğu için. Evet. Masaya uygun ya olduğu için. Ya gelinlerin hiçbir tanesi bardaklarınla tabaklarını kombin bağdaşlamadı, yapamadı. Bağdaşlamadı. Tamam anlıyorum, olabilir. Farklı. De bundan yani doğru mu? Kaç bunu puan verebilirsiniz? Hepimiz tamam, aynı. Tamam olabilir hayatım, senin puanını görelim artık. Tamam. Gerekiyorsa daha sonra devam ederiz.
Benim sana puanım 2. Ne diyeyim Aslı Hanım yani? Hı? Her şey ortada, herkes izleyecek, görecek yani neyin ne olduğunu herkes farkında şu anda. Düşüncelerini zaten söyledi. O yüzden kendimi hiç düşünmeme söyledi. Gerek yok. Ben çünkü evime çok güveniyorum, her şeyim sizden kat kat üstün olduğu için. Görmediğin evler hakkında da yorum teşekkür yapması ederim. Göreceğim işte, göreceğim. Görmeden bu ama ben evimi saçma. Hepinizden üstün görüyorum çünkü tarzlarınızı anladım ya. Ya dış görünüşe göre yani ev tarzını nasıl belirleyebiliyorsunuz? Hayatım sen diyorsun ya ben bu avantgard sevmiyorum diye. Sen de dıştan modern gözüküyorsun ama evin klasik avantgard, o nasıl tattım, oluyor? Tattım sen kendi ağzına demedin mi ben modern seviyorum, evin çok avantgard hiç olmamış bilmem ne. Demek ki ne diyorum, sen avantgard sevmiyorsun. Aranızdaki tek avantgard benim diyorum ben o zaman. Ben sana kendimi anlatamıyorum ya da anlamak istemiyorsun. Aynen anlamak istemiyorum. Ayçelen'cim benim sana puanım 2, mutfağın vasattı. Mor renk sana çok yakıştı. Düşlediğin gibi olmadı mı? Evet, Kübra seninle devam etmek istiyorum canım. Önce sebepleri ardından da puanını görelim lütfen. İsterseniz ben direkt puanı açayım. Sonra sebeplerimi söyleyeyim. Zaten herhalde biz yine tartışacağız. İnşallah tartışmayız dünden sonra. Yine aynı şeyler yaşansın da istemiyorum. O yüzden puanını açmak istiyorsun. Evet, puanımı açayım ondan sonra konuşayım. Çünkü puanını önce konuşuyoruz. Sonra tekrar aynı şeyler konuşuyor o yüzden. O zaman Kübra'cığım sen direkt puanını aç. Tamam. Yine burada kutular havalarda falan uçuşur maazallah. Yok öyle bir şey bugün olmasam. Bunu kaldırabileceğimi sanmıyorum. Ben de öyle çünkü bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü inanılmaz bir sıcak var değerli izleyenler. Yine karşımızda 3-4 tane vantilatör. Bu uçuşan saçlarımızın sebebi. Yoksa bu sıcağa gerçekten dayanmamız evet. Mümkün değildi. O zaman puanını görelim Kübra'cığım. Tamam. Bir puan. Bekliyordum. Ben şu an yani nerede olduğumu çok iyi biliyorum. Yani Kübra'ya bir şey demek istemiyorum, sonra ağlıyor. O yüzden bir şey demeyeceğim. İstersen söyleyebilirsin. Yok ağlatmayacağım seni bugün. Niye ağlayayım hayır, ki ben? Kübra, yok, niye ağlam. Ağlayayım ki? Ben ki sen ağla. Aynı salonun avizesi gibi. Hı? Salonun da ağlıyor çünkü senin. Ağlıyor mu salonun? Evet. Sizin salonlarınız ağlıyordu. Öyle gibi ameliyathane dedim, yoğun bakım dedim ya. Ya bir tatlısın. Salon görün birazcık gözünüz doysun bir ya. Gri evet. Görünce senin aklın hayır, direkt ameliyathaneye gidiyor. Hayır gri değil ya, suluk, boş. Böyle boş. İkinizin evi de öyleydi ya. Hiçbir yeri boş değildi. Ben ya, bu evde hiçbir şekilde boş, boş. Ya herkes yani. Görüyor şimdi. Hiçbir şekilde renk uyumu görmüyorum. Her yer renk dolu. Uyumu görmüyor musun? Evet görmüyorum. Canım sen böyle bir koltuk aldın tamam mı? Evet. Hadi bulsana şöyle bir halı ya da şöyle uyumlu bir perde. Ya ne neresi hadi uyumlu? Ben uyumlu şey, değil mi? Bir kere bunlar zaten çok hareketli ya. Bu fon perdeler buraya olmaz. Ne buraya hareket sadece. Kullanamazsın. Buraya tamam, aynısından fon perdeyi koyacaksın madem öyle. Oldu öyle ya. Hareketli de sen bir şey koyamazsın çünkü bu zaten hareketli. Evet. Aynısından boğuyorsun. Derken o şekilde bak, daha çok hareketli. Boğuyorsun sanki aslında. Buraya gold spreyi sıkmışlar. Bunun tek tek konuşun. Bir saniye ben bir önce puanımın neden verdiğimi söyleyeyim ondan söyle. Sonra sen konuş. Söyle Kübra. Buraya gold spreyi sıkmışlar bitirmişler. Burası gold desenli diyafonuz desenli kullanamazsın. Bunlar desenli bu çizgi desen. Ortadan bir top iniyor yine her yerde inci görüyorum. Mutfağında sabunluğum bile inci ya. Evet. Ne alaka? Ne arka alaka tarafını derken? Çevirdim orada söylemeyi unuttum. Disko topuna benziyordu senin. Evet. Bildiğin ne? Sabunluğun. Sizin bak benim topla uyum yapmış. Bir saniye benim ay, sabunum bile sizin evlerinizden yani, daha şık. İşte yani ben uyum yakalayamadım salonunda. Bu kadar gold'un avantgardın içinde. Herkes görüyor. Herkes de hiç şey demek istemiyorum. Şuradaki standı beğenmedim. Masanın üstündeki tuluma benzer objelerini ya beğenmedim. Ya sen hayatında öyle obje gördün mü? Ay inşallah Kübra, bir daha görmem. Öyle gördüm. Gördün mü? Bir inşallah bir daha görmem. Allah aşkına bir gezin ya. Çünkü. Alın bir şeyler. Allah bir yani takım takmışsın ya. Sadece öyle ya da değerlendirmeyin. Bu, yani anlıyorum. Bakın, evet. Bu puanlama sadece salondan evet. Değil yani. Evet. Sadece çeyizim, salon değil. Ben ikram masasını hep görüyorum. Devam, devam et. Devam et. Evet dinliyorum. Mutfağında da hiçbir şeyini beğenmedim. Her yer çok mordu, pembeydi, karıştırmışsın. Hiçbir şekilde beğenmedim. Abajur orada ne alaka? Oradaki sandalye mi koltuk tarzda saat koymuşsun üstüne bardak. Bardakları dizmişsin rengarenk. Sen neyi yorumluyorsun şu an? Mutfak. Evet. Hiçbir şekilde beğenmedim. Ondan sonra yatak odana geçeyim. Yatak odanda salonun aynısı zaten. Orada da gold gümüşü karıştırmışsın, battaniye sermişsin. Gümüş mü karıştırmışsın? Evet orada. Tatlım gümüş nerede gördün ya? Aynalı şeylerin ya, var ya tarafların. Ya bir tane bir parça süs ya. Bu arada Allah. Hani 3 senedir kullandığın yatak odası mobilyan var ya hani. Evet. O kapaklar. Evet. Üstler gold, ortası gümüş onun.
bilgin olsun. Evet, kromu öyle. Olsun. Nerede diyorsun ya, ben sana söylüyorum. O öyle gümüş dedim, parlak bir şey olur ama o parlak değil yani. Yok hayır, gümüş renk, krom işte. Gümüş, tamam, krom parlamıyor aynı şey yani. Zaten. Öyle aynı şey değil. Parlaması işte gümüş zaman olmadığı anlamına tamam, gelmiyor. Tamam, aynısı. Kübra ağlayacaksın birazdan. Yok, tamam, niye ağlayayım? Emin ağlıyor. Evet. Tamam, hadi. Gerçekten. Ben size çok ağlayacağım. Ben anlatıyorum. Çeyiz'inde de. Çeyiz'inde de sadece oradaki anneanneninde sanırım. Gerçekten onu beğendim. O kadar. Empatiklerim vardı ya. Liflerim vardı. Havlularım, işlemelerim. Aynen, bende de vardı canım. Fark etmez. Nerede vardı Kübra? Biz niye görmedik ya? Sen bence herkes böyle çeyizime kötü diyen hiç kimseyi ben çeyizini hatırlamıyorum. Çeyizini az bulduk, yeterli buldum dedim. Ama evet, çeyizini dağıttığım ihtiyaç verdiğini ben çeyizimi dağıttığımı söyledim ve önemli parçaları bıraktım. Sen de önemli hiçbir parça görmedin. Ben de her şey ve güzel önemli, kalabalık. Çoktu. Ben de oraya kına şeyimi, kemerliğimi koyabilirdim. Onlar bir anı mı ya? Anı ya. Çeyiz anı. Ama çeyiz değil. Kullansaydınız kim size dedi kullanmayı? Ama onlar çeyiz değil, hatıra. Ya hatıra. Benim hazır bir sürü nevresim takımım var. Doldurmak istesem senin gibi doldururdum. Çeyiz hep hatıra değil mi? Mesela anneannemin hatıralarını çeyizime çeyiz koydum. Çeyiz bana göre elemeyi, işlemeler. Evet, elemeyi, işlemeler, anılar, hatıralar. Bunların biz hepsini kapsar çeyiz. Biz burada gelin evinde yeni gelinlere biraz da örnek hatıra olmak amacıyla çıkıyoruz. Ve insanlara sen aldığın hazır nevresim takımlarıyla örnek çeyiz olamazsın. Çeyizindeki parçalarla örnek olabilirsin. Ya siz bir tek, insanlar bir tek onu görmemiştir. Sen emin tamam, ol yani. Tamam, ben evinde herkes hiçbir şeyi gibi beğenmedim. Evet. Masası nasıldı? Masasını zaten yemeklerini yemedim. Masasındaki uyumu hiç beğenmedim. O takım rezaletti. Asla bardaklarla tabaklar takım değildi. Ortaya koyduğun sunum tepsileri zaten sunumluklarında eksikti. Yemek takımının eksik salata tabaklarını koymuşsun ortaya. Goldların hepsi farklı farklı gold renkleriydi. Sana beğenmedim. Öyle gelmiyor. İnandı size, 0 puan varsa getirebilirsin ama yok. 1 puan verdim o yüzden. Evet, burada ben var, bu eve inan bak, geldiğim için de teşekkür ederim. Çünkü evime güveniyorum, çünkü izleyenlere de evet güveniyorum. Yani ben hiçbir şey demek istemiyorum. Hepinizin tarzı belli ya şu anda. Çok güzel. Kübra'cığım bugün benim evimdeydin. Çok konuşmak istemedim. Çünkü ben ne zaman konuşsam hepiniz ağlıyorsunuz. Özellikle de sen. Bana puanlamada ben konuşmayacağım yoksa ağlatırım seni, ağlayacaksın dedi. Kusura bakma dün canım, ben senin için ağlamadım. Sinirlerime hakim olamadığım için ağladım. Ve gelip özür diledim ama senden değil, Aslı Hanım'dan. Toplamda 6 puan aldın. Evet. Ayçelen. Evet. Şimdi ben puanımı kullanacağım senin için. Tamam. Hı-hı. Ayçelen Gelin geçtiğimiz 2 gün ne diyordu? Salon dediğiniz rahatsız olun ama şıkır şıkır olsun. Efendim salon göz alsın, goldlar olsun, havalı olsun diyordu. Evet. Son derece avantgard mobilyalarla, ışıltılı aksesuarlarla bezenmiş bir salon karşıladı bizi. Çok genç bir gelin olmasına rağmen bu tarzı sevmesi biraz düşündürücü ama bilmiyorum yani, belki geçtiğimiz yıllarda ben de böyle şeyler seviyordum. Bugün bunu seviyor ama 3-5 yıl sonra belki Ayçelen'in zevki de farklılaşacak. Ama kaliteli bir mobilyası olduğunu söyleyebilirim. Koltuğun renklerini çok beğendim. Fakat gelinlerimiz biraz fazla eleştirdi. Masasına gelince lezzetliydi, gerçekten çok lezzetliydi. Aile büyüklerinin ellerine sağlık. Onun dışında çeyizi benim için oldukça yeterli bir çeyizdi. Ayçelen'cim, ben sana misafirperverliğine çok teşekkür ediyorum. Evinde sana mutluluklar diliyorum bir tanem. Evet hanımlar, ben de puanımı kullandım Ayçelen'cim senin için. Hepiniz benim puanımı cuma günü görebilirsiniz. Ve yarın Bursa'dayız. Betül. Evet. Sana konuk oluyoruz. Bekliyorum. Açıkçası bu puanlamada konuştuk epeyce. Senin evini çok merak ediyorum. Hepsi çok merak ediyor. Sürekli bana söylüyorlar. Öyle mi? Beklenilen ev bu hafta benim evimde bence. Hadi bakalım, göreceğiz. Evet değerli izleyenler, yarın Bursa'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.